Büyük Plan kanalından selamlar. Düzensiz göç ile başa çıkabilmek için komşularıyla kara sınırlarında kontrolleri arttırma kararı alan Almanya ile Avrupa Birliği arasında ipler gerildi. Almanya, Schengen bölgesindeki denetim kararının düzensiz göçün yanı sıra sınır ötesi suç şebekeleri ve terör örgütleri gibi dış tehditlerden koruma sağlayacağını öne sürüyor. Ancak bu ülkeler arasında insan ve mal giriş çıkışlarının artık kontrole tabi tutulması anlamına geldiği için komşuları bu durumdan memnun değil. Berlin hükümeti geçen hafta Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarından yürütülen kontrollerin Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu. Bugün ülkelerden gelen görüntülerde 9 komşu ülkenin sınırlarında pasaport kontrolleri yapıldığı görüldü. Bakanlık ayrıca internet sitesinde kontrollere ilişkin soru kataloğu yayınladı. Buna göre seyahat edenlerden ve işe gidip gelenlerden kimlik kartı veya pasaport gibi belgeleri yanlarında bulundurmaları isteniyor. Schengen bölgesindeki kontrollerin Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirilmesi gerekiyor. Almanya bunu 15 Mart 2025'e kadar olan dönem için yaptı. Almanya bugüne kadar gerçekleştirdiği sınır kontrollerinde 30 bin kişinin ülkeye girişine izin vermedi ve sınırlarda 1300'den fazla kaçakçıyı yakaladı. Ülkenin İçişleri Bakanı Nancy Fraser, sınır kontrollerinin göç azaltacağını ve ülkeyi tehdit eden akut tehlikelere karşı koruma sağlayacağını öne sürüyor. Ancak eleştirmenler bunun siyasi amaçlı olduğunu ve büyük olasılıkla etkisiz olacağını düşünüyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anita Hipper, Schengen bölgesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını ve Berlin yönetiminin bu kararı neden aldığının analiz edildiğini belirtti.